kanalı alıp ondan sonra söyleyeyim. Ben buradan her şeyi de ben size. Bir insanın doğuştan Allah tarafından verilen bazı duygular vardır. Yaşar Alparslan da öyle bir insandı. Ben onun evladı olarak diyorum, bazen şahidim yani. Ben onun hiçbir zaman boş vakit geçirdiğini hatırlamam. Şu anda kitap fuarı olduğu için bu konuya değinmek istiyorum özellikle. Hayatının hiçbir anını, hiçbir zamanını boş geçirmezdi. Sadece okumaya, öğrenmeye ve anlatmaya adardı. Tabii bazen insanlar okur öğrenir ama uygulama noktasında sıkıntı çekebilir. Ben onu da yaşamazdım, görmezdim. Yani bir insanın örnek olabilmesi için yaşaması gerekir. O yaşayan bir insandı. Hakikaten anlattıklarını uygulama noktasında hiçbir zaman sıkıntı çekmezdim. Bu bir. İkincisi, alim olmasına ayrı hissederdiniz. Bunu nasıl hissederdiniz? Her yaşta insana hitap edebilme yeteneği vardı. Yani bir 5 yaşında, 6 yaşındaki çocukla konuşurken de ilmini yansıtabilirdi. Bir profla konuşurken de, bir yaşlı insanla konuşurken de, bir ev hanımıyla konuşurken de veya bir herhangi bir insanla konuşurken de ilmini hem anlatabilip hem yansıtabilirdi. Bu da onun gerçekten yaşayan bir alim olduğunu gösteriyordu. Kitaplarımız var benim elimde, enkazdan çıkan, kendisine ait, kendine çıkardığı arşivi değil de kendine çıkardığı kitapları vardı. O kitapları düşünüyorduk biz, ne yapsak hani güzel yerlerdi. Çünkü kendinin istediği de oydu. İsterdi ki onlar işe yarasın. Yani onu okuyacak insanlara verilsin. Onun derdi oydu. İsterdi ki, istediği oydu. Bulunmaz bir yazardı. Yani bir ciddi bir şey, Maraş gerçekten kaybetti yani böyle bir yazarı. Nur içinde yatsın. Bambaşkaydı hocamız.